Merhaba, ben Doktor Murat Palabıyık. Bugün size Hippokrat TV'de çok önemli sırlar vereceğim. Hangi konuda? Çocuğumuzun 100 yaşının üzerine sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesini ister miyiz? Tabii ki büyük bir çoğunuz evet diyeceksiniz. Ama bunun bazı sırları var. Şimdi bu sırları sizle paylaşıyorum. Bunlardan birincisi şu. Daha hamilelik öncesinden itibaren kendi sağlığımıza dikkat etmemiz lazım. Gebelik öncesinde sağlıklı bir anne baba. İkinci şart, sağlıklı ve toksinlerden uzak bir gebelik. Alkol, sigara, çevre kirliliğinden olabildiğince uzak bir, mutlu bir gebelik yaşanması. Üçüncüsü, normal vajinal yolla doğum. İdeal doğum şekli normal vajinal yolla doğumdur. Ama tabii ki riskli durumlarda hayat kurtarıcı operasyon olarak da kadın doğum uzmanı arkadaşlarla beraber biz bazen sezaryen yapılmasını destekliyoruz. O konu her zaman doktor ve hasta arasında belirlenecek bir konudur. Demek ki üçüncüsü neymiş? Vajinal yolla doğum, normal yolla doğum. Ve dördüncüsü, bebeğin doğar doğmaz anne memesine tutturulması. Olabildiğince erken anne sütüne kavuşması ve ilk 6 ay saf anne sütüyle beslenmesi. 6. aydan sonra aşama aşama tamamlayıcı beslenmeye geçmek ama anne sütünün de mümkünse en az 1 yıl ama daha da iyisi 2 yaşına kadar devam etmesi, ömür boyu doğru ve sağlıklı beslenme ve takvimine uygun eksiksiz yapılan bir aşılama programına uymak, yani ulusal bağışıklama sistemindeki tüm aşıları eksiksiz yaptırmak, ömür boyu kişiye özel planlanmış doğru check-up'lar ve hastalıklar daha ortaya çıkmadan bunları bertaraf etmek. İşte bütün bunlara eğer biz uyarsak, ki bunların hiçbirisi çok da kolay şeyler değil, söylemesi kolay ama eğer bunlara uyarsak çocuğumuzun çok uzun ömürlü olmasını ve sağlık sorunu yaşamadan, doktorlara muhtaç olmadan mutlu bir yaşam sürmesini sağlamış oluruz. Şimdi bu konuştuğum konular içinde uzun ve sağlıklı ömürler için çok önemli konulardan birisi de aşılar. Aşılar insanlık tarihinde temiz su kullanımından sonra ikinci sırada gelen en çok hayat kurtaran uygulama. Bugün dünyadaki insanların, temiz suya ulaşamayanların hayatları çok kısa sürüyor, çok çabuk ölüyorlar. 2. Aşılanamayan, bağışıklama programlarının işlemediği geri kalmış ülkelerdeki insanlar aşıyla önlenebilen hastalıklardan dolayı çok erken yaşta ölüyorlar. O yüzden uzun ömürlü, sağlıklı olmak için aşılar bizim için çok önemli. Bir tane slogan var, onu size söyleyeyim. Bebeği aşıla, dedesini koru. Ninesini aşıla, bebeği koru. Son derece önemli. Bakın, yaşlılar birçok aşıyla önlenebilen hastalığa karşı çok hassas oluyorlar. İleri yaştaki birçok insan torunlarından kaptığı bulaşıcı hastalıklar nedeniyle yoğun bakımlık olabiliyor, hayatını kaybedebiliyor. Ya da yaşlılarda ve erişkinlerde gözüken ama onları çok fazla sarsmayan bazı hastalıklar yeni doğan bebeğe bulaştığı zaman bebeklerin çok ağır hasta olmasına yol açıyor. O yüzden aslında bağışıklama programı sadece çocuklar için değil, erişkinler için de çok önemli. Dolayısıyla sloganımızı bir daha tekrarlıyoruz. Bebeği aşıla, dedesini koru. Ninesini aşıla, bebeği koru. Ya da her ikisi birden. En güzeli. Böylece birçok bulaşıcı hastalığı yok edeceğiz. Sağlık Bakanlığı'nın istatistiklerine göre Türkiye'de her yıl 14 bin çocuğun hayatını aşılar kurtarmakta. Ya da bunu başka türlü söyleyelim. Eğer Türkiye'de hiç aşılama programı olmasaydı, her yıl 14 bin tane çocuğumuz bu hastalıklar yüzünden ölecekti. Ne kadar büyük bir iş yapılıyor. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel yapı taşlarından birisi de bağışıklama programı. O yüzden lütfen çocuğunuzun aşılarını eksik etmeyin. Onun hayati tehlikeye yol açacak hastalıklardan uzak durması lazım. Hayat zor. Hayat çok zor. Hepimiz çok koşturuyoruz. Bu koşturmaca içinde, bu yoğun tempo içinde
en az istediğimiz şey çocuğumuzun hasta olması. Ve ağır ve ölümcül hastalıklardan uzak olmasını istiyoruz çocuğumuzun. Yapacağımız şey çok basit. Çocuğumuzun aşılarını eksiksiz tamamlamak. İnsanlık tarihi boyunca milyonlarca insanın ölümüne yol açan çiçek hastalığı şu anda dünyada yok. Yeryüzünden sindi aşı sayesinde. Gene milyonlarca insanın ölümüne yol açan ya da sakat kalmasına yol açan çocuk felci hastalığı silinmek üzere yeryüzünden. Mesela Türkiye'de çocuk felcinin kökü kazındı. Dünyanın birçok ülkesinde çocuk felci hastalığının kökü kazınıyor. Yakın zamanda aşılar sayesinde tüm dünyadan kalkacak. İşte bu hastalıklar ortadan kalkacak. Mesela şu anda çiçek aşısı yapmıyoruz. Bir süre sonra çocuk felci aşısı da yapmayacağız inşallah bu hastalık ortadan kalkınca. Ama bu hastalıkların kökünün kazınması tüm toplumun eksiksiz aşılanmasıyla mümkün olacaktır. Aşı karşıtlarının en çok üzerinde durdukları konulardan birisi aşı yapılan çocukların otistik olup olmadıkları konusu. Şimdi bakın ben size buradan söyleyeyim. Lancet dergisinde 1998 yılında yayınlanan 351. sayı 637. sayfada başlayan bir makale var. Wakefield adlı bir profesör ve yanındaki ekibiyle beraber bu yazıda başka hastalıklardan dolayı kendisine başvuran otistik çocukların tümünde aşıların bundan sorumlu olduğunu iddia ediyor. Tabii Lancet gibi bir dergide yayınlanınca otistik çocukların aşılardan dolayı böyle olduğu tabii bu büyük bir yankı uyandırıyor. Fakat burada o kadar ilginç bir çalışma yapmış ki amaç belirtilmemiş, istatistikler hatalı, her şey hatalı. Aradan geçen birkaç ay içinde bu çalışmada adı geçen diğer yazarların hepsi Lancet'e yazı yazmışlar. Ve bu çalışma hatalı, biz bu çalışmadaki ismimizi geri çekiyoruz diye. Bunun üzerine Lancet dergisi de bu yazıyı tekrar el alıp incelediği zaman gerçekten birçok istatistik hesabının yanlış olduğu, çalışmanın dizaynının, verilerin yorumlanmasının son derece hatalı olduğunu çıkartmış ve en sonunda Lancet bu yazıyı özür dileyerek geri çekmiş. Aslında aşıların kesinlikle otizmle hiçbir ilgisinin olmadığı defalarca üst üste yapılan çalışmalarla zaten kanıtlanmış durumda. Tamam mı? İşte bu Wakefield, bu yazıyı yazan kişi daha sonra hatasını anlayarak bir özür dilemiş toplumdan. Fakat buna rağmen elinden bütün ünvanları alınmış, doktorluk yapma yetkisi alınmış ve İngiltere'den ayrılmak zorunda kalmış. Peki Wakefield günümüzde ne yapıyor? Aşıların otizme yol açabileceğini söyleyen kişi, daha sonra bundan pişman olan, özür dileyen, yazısını geri çeken kişi şu anda ne yapıyor? Amerika'daki bir şirkette çocuklara aşı yapılması hakkında aşı danışmanlığı yapıyor. O yüzden lütfen bilgileri tam olarak öğrenin ve doğru bilgi hayat kurtarır. Çocuklarınızı aşılatmaktan asla vazgeçmeyin. Yok öyle bir şey. Aşılar ve otizm alakalı hiçbir bağlantı yok. İçiniz rahat olsun. Bize güvenin. 200 yıllık aşı tecrübemiz var biz doktorların. Bize güvenin. Aşılarınızı eksiksiz yaptırın çocuklarınızın.